Merhaba, ben Eda Yiğit. Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 2012 senesinde %50 burslu giriş yaptım. Üniversiteye ilk geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey öğrenciler tarafından tanıtılıyor olmasıydı. Bu çok hoşuma gitmişti çünkü üniversitenin öğrenci odaklı yürüdüğünü fark ettim. Yeni açılan bir fakülte olmasının getirdiği bazı eksiklikler vardı. Ve bu noktada ben de köprü görevi görebilmek için öğrenci birliğine aday oldum. Bu süreçte mekanla ilgili bazı sıkıntılarımız olmuştu. Bir fakülte binamız yoktu, mühendislik içerisinde eğitim görüyorduk. Ve geceleri de çalışmamız gerekiyordu. Bunları giderebilmek açısından iletişimi sağlamaya çalıştım. Mimarlık ve Tasarım Kulübü kurucu üyelerindenim. Bu kulübü açmamızdaki temel neden fakültenin varlığına dair pek bir iz bulunmaması ve bu izi oluşturabilmek için farkındalık yaratmaya çalışmamızdı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde 3 tane temel staj var yapmamız gereken. Bunlardan ilki araştırma stajı, ikincisi ofis stajı, üçüncüsü de şantiye stajı. İlk stajım olan araştırma stajımı okulda yaptım. Adı Yerelden Öğrenmek Anadolu'ydu. Bu staj sürecinde Mardin gibi, Edirne gibi yerleri inceleyerek eskiden nasıl yapılmış ve şu anı nasıl uyarlayabiliriz bunu inceledik. İkinci stajım ofis stajıydı. Ofis stajımı TC Mimarlık'ta yaptım. Tülin Ali ve Cem İlhan'la birlikte çalışma imkanı buldum. Bu staj süresinde daha çok detay çizimi yapmam gerekti. Çünkü uygulama sürecinde olan bir proje vardı. Ford ofis binasının şantiyesi. Ve eksiğimin aslında detay kısmında olduğunu ve o yöne yönelmem gerektiğini fark ettim. Bu açıdan çok yönlendirici oldu benim için ve detay çizmekten zevk aldığımı fark ettim. Üçüncü stajı şantiye stajı. Bu stajı Sur Yapı'da yapacağım önümüzdeki Ağustos ayında. Bir dönemde İtalya'da Erasmus değişim programı için bulundum. Napoli şehrinde. Bu süreçte İtalyanlarla da grup çalışmasında bulunmamız gerekti. Bu da değişik bir kültür ve değişik yaklaşımlar kazandırdı. Erasmus değişim programı sürecini aynı zamanda Christmas ve yeni yıl tatilini birleştirerek bir aylık bir gezme imkanı buldum. Ve bu süreçte kitaplarda gördüğüm modern binaları gidip yerinde görme ve deneyimleme imkanı edindim. Ve ben bunun mimarlık eğitiminin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de mimarlık bölümünde okumak istiyorsanız sabahlamaya hazır olun.